Gecenin kartalları. Ya oğlum ne zor işiniz var sizin ya. Neyse havalar güzel gidiyor da. Merhaba. Biraz sizi düşünmüyoruz. Ama ne yapacaksınız işte işiniz bu. Her mesleğin kendine göre zorlukları var. Biz onun bilincindeyiz. Ama yani işler zorlaşırsa tadı güzel. Yoksa yani öyle her şey çok güzel olsa, biliyorsun her şeyin çok güzel olduğu ülkelerde intiharlar çoğalıyor. Hiçbir sorun yok. Ama yani bizim kaderimiz çok güzel olduğu için ülkemiz, sorunlarımız da peşi sıra büyüyor. Umuyorum ki en kısa sürede her şey yoluna girecek. Güzel ve mutlu günler göreceğiz. Böyle de olmak zorunda zaten. İşlerimiz de hep birbirine bağlı. Sizinki de bağlı, bizimki de birbirine bağlı. Yani bizim mesleğimizde ya da bize benzer sizin takip ettiğiniz işlerde insanların hayatında hareket, üretim ve coşku olursa ona göre sosyal hayat büyür, gelişir. Siz de onu kendinize göre renklendirir, değerlendirirsiniz. Bizim de filmlerimiz çok çekilirse onları takip edersiniz. Biz de sosyal hayatın içerisinde hem ekonomik yönden hem de sanat adına bir şeyler üretme heyecanıyla güzel işler yaparken sizin de enteresan fotoğraflar yakalama şansınız biter. Ama bütün bu saydıklarım herkes için olmazsa ülkede gri bir hava olur. Gri hava gerginlik demektir. Umutsuzluk demektir. Bunların hepsini yeneceğiz. İnşallah. Yeneceğiz. Yani bütün isteğimiz o. Umalım ve hep hiç unutmadan hep beraber üstümüze düşen yurttaşlık görevlerimizi tam yaparak mesleklerimize olan saygınlığı koruyarak ve ülkemizi çok severek heyecanla hayatımıza devam etmeye çalışalım. Asla yorulmak, bıkmak olmasın. Umudumuzu asla kırmayalım. Tamam mı? Grili bir kenara bırakıp zaten en son Kapı filmiyle sinemaya dönmüştünüz. Var mı peki yeni bir film düşündüğünüz? Yani ben onu söyledim size. İçeriği çok sağlam ve bundan sonraki yapacağımız filmler bizim mesleki kariyerimizi daha ileriye götürmeyecekse öyle bir filmlerde oynamak istemiyorum. Bir üstüne koymadığım bir şey oynamam mı diyorsunuz yani? Evet, evet. Yani mutlaka en azından eşlerde olması. Peki efendim geçtiğimiz haftalarda da artık siz de Instagram hesabı açtınız. Evet, Instagram'dasınız. Takip ediyoruz efendim ama fotoğraflarınız yoruma kapalı. Biz altına güzel cümleler yazmak istiyoruz. Siz de, hatta siz demiştiniz ki tatlı iç işi olmak istiyorum yorumlarla. Onu bir ekip var. Onlar yönlendiriyorlar. Biraz gelişsin sonra. Peki sizi DM'lere bakıyor musunuz? DM'lere bakıyor musunuz? He? Mesaj kutusu yani DM'lere bakıyor musunuz? DM'lere? Yani şu anda hazırlık aşamasına bir deneme şeyinde sonra ben de devreye gireceğim. Siz galiba sadece fotoğraf paylaşıldığında o fotoğrafa onay mı veriyorsunuz? Evet yani onun şu anda. Pek şu anda fazla. Şu anda gireceğim ama daha sonra gireceğim. Tamam mı? Hadi bakalım. Mesajlar okuyacaksınız artık tamam, DM'lere. Tamam canım hadi görüşürüz.